Evet, değerli basın mensupları, öncelikle 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde ve bu deprem sonucunda 11 ilimizi etkileyen 11 ilimizdeki yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ilgili yaşadıkları hak sahipliğinden, mağduriyetten ve o süreçle ilgili canlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Yaralara acil şifalar diyorum. O 11 ilin deprem psikolojisini ve deprem sürecini yaşayan vatandaşlarımıza da bir an önce normal hayata dönmeleriyle ilgili temennide bulunuyorum. Gerçekten bir deprem sürecini yaşamak çok kolay değil. Hem yerel halkın yaşadığı sorunlarla ilgili bir süreç var. Hem de bu süreç sonrasında, yani ilk deprem yaşandıktan sonraki süreçle ilgili de bu sefer o bölgede devletin, hükümetin yapması gereken bir takım sorumluluklar var. Biz bunları Elazığ'da çok açık ve net yaşadık. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da bir deprem oldu. Depremden sonra ben her fırsatta bunu hem genel kurul konuşmalarımda hem ulusal televizyonlarda, yerel televizyonlarda sürekli gündeme getirdim. Deprem Elazığ deprem sonrası devlet Elazığ'daydı. Devlet kimdir? Devlet Sayın Cumhurbaşkanı, hükümet üyeleri, bakanlar kurulu, siyasi partilerin genel başkanları, parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyeler, kamu kuruluşları ve 85 milyon yurttaşımızın ortak değeridir devlet. O gün Elazığ'da devlet vardı ve gerçekten de kriz yönetimi başarıyla sonuçlanmıştı. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmişti. Sonraki süreçte de can kaybından kaynaklı yaşanan bir takım olumsuzluklardan sonra vatandaşlarımızın mal ve gayrimenkulları ile ilgili, hakları ile ilgili bir süreç başlamıştı. Yapımlarla ilgili bir süreç başlamıştı. Biz o süreçten bugüne kadar yaklaşık 3 yıllık bir süreç içerisinde bir deprem sürecinin yönetilmesiyle ilgili, bir deprem sürecinin planlanması ile ilgili, vatandaşlarımızın gayrimenkulları ile ilgili, mülkiyetleri ile ilgili, hak sahiplikleri ile ilgili süreçlerin planlanması ile ilgili, devletin kanunların bu konuda hangi konuda yeterli geldiğini, hangi konuda yetersiz geldikleri ile ilgili, devlet kurumlarının kriz yönetimi sürecinde depremin yaşandığı süreçte nasıl çalışması gerektiği konularla ilgili sürekli konuşmalar ve değerlendirmeler yaptık. Ve dedik ki Elazığ'da bir deprem yaşandı. Deprem gecesi devlet oradaydı. Deprem gecesi ilk başta yapılan ilk iş 8. Konordu Komutanı Kışlası'ndan valinin talimatıyla çıktı. Çadırları kurdu. Yıkılan binaların enkazların başına gitti. Kurtarma operasyonlarına, arama operasyonlarına katıldı. Ve bir gün sonra ağırlı ağır hasarlı binalarda eşyaların taşınması ile ilgili nakliye işini dahi asker yaptı. Yani askerin bir kentte varlığı aslında yurttaşlarımızın ve can ve mal güvenliğinin en büyük güvencesidir. Bunları anlattık ve dedik ki Elazığ'daki süreçle ilgili başarılı olan işlerin ve kanunlardan kaynaklı yetersiz işlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ettik mecliste. Ve ilerleyen süreçte mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. Yani deprem araştırma komisyonu kuruldu. Bunlar İstanbul'a gittiler, değişik illere gittiler, Elazığ'a geldiler. Bir deprem süreciyle ilgili yapılması gereken, planlanması gereken süreçler nelerdir? Yaşanan mağduriyetler, tespit edilen eksiklikler üzerinden yeni yaşanacak depremlerle ilgili önceden tedbir almak amaçlı bir komisyon kuruldu. Komisyon raporunu hazırladı, meclise getirdi. Ama ne yazık ki daha önce de 1999 yılında da Sakarya depreminde de yine bir deprem sonrası komisyon kurulmuş, komisyon araştırmalar yapılmış. Yalnızca komisyonların tespitleri, değerlendirmeleri kaleme alınarak meclise okunuyor, sonra meclisin raflı tozlarına kaldırılıyor. Bugün bu basın toplantısını düzenlememizdeki temel nedenlerden birisi şu. Depremi yaşayan bir milletvekili olarak 3 yıldır mecliste konuşan, ulusal televizyonlarda konuşan, eksiklikleri söyleyen bir milletvekili olarak depremin yaşandığı aynı anda ulusal televizyonlara bağlanarak Elazığ sürecini anlatarak, analiz ederek söylediğimiz ilk başta bir şey vardı. Asker kışlasından çıkmalıdır, valiliklerin emrine girmelidir ve parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyeler bu işin içine dahil edilmelidir. Çünkü olay bizim televizyonlardan seyrettiğimiz gibi değil. On binleri kaybedebiliriz. Bir faciayla karşı karşıyayız. Bu bir hükümet meselesi değildir. Bu bir devlet meselesidir. Ve devlet meselesi olduğu için herkes bu sorumluluğu almalıdır dedik. Bununla ilgili çağrılar yaptık. Farklı yorumlandı, farklı değerlendirildi. Bu süreçte devlet kurumları çalıştırılmamıştır. Bir silahlı kuvvetler devlet kurumudur. Belediyeler devletin bir kurumudur. Ama siyasi partiler, iktidar olan siyasi parti hükümettir. Hükümet enkaza dönmüştür ve hükümet devlet kurumlarını çalıştırmamıştır. Hükümet devlet kurumlarını yeteri derecede çalıştırmadığı için
İnsanlarımız, çocuklarımız soğukta donarak canlarını kaybetmiştir, hayatlarını kaybetmiştir ve birçok mağduriyet yaşanmıştır. Bundan ders alınmalı. Yani burada devlet nerede diyen vatandaşlarımız aslında hükümeti kastediyorlar. Devleti kastetmiyorlar. Devlet hepimiziz. Ama devleti yöneten iradeyi devlet olarak gördüğü için vatandaşlarımız hükümetin yetersizliğini ve becerisini aslında tespit etmişlerdir. Ona isyan ediyorlardır. Devlete değil. Devlet hepimiz. Devlet kurumlardır. Devlet kurallardır. Devlet kanunlardır. Devlet Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşımızın kendisidir. Şimdi 11 ilde deprem oldu. Hemen arkasından 10 ilde afet bölgesi ilan edildi. Elazığ afet bölgesi kapsamı dışında tutuldu. Gerekçe ne? Elazığ'da yıkılan bina yok, Elazığ'da can kaybı yok diye. Halbuki bir depremin olumsuzlukları, hayatı direkt etkileyen etkileri deprem yaşandığı anda ortaya çıkmaz. Deprem sürecinden sonra çıkar. Yine bunun en güzel Türkiye'de örneği Elazığ'dır. Hem tespitiyle ilgili, hem başarı hikayesiyle ilgili, hem sürecin planlanmasıyla ilgili. Elazığ'da 24 Ocak gecesi yalnızca 4 tane bina yıkıldı. 37 can kaybımız vardı. Afet bölgesi ilan edildi. Daha doğrusu hayata maruz bölge ilan edildi. Uzan afet bölgesi yoktu. Ve arkasından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarının yaptıkları tespitlere göre 25 bin dairelik konutlar yıkıldı. Yani binlerce bina yıkıldı. Binlerce. Yani bu aslında doğru bir çalışmaydı. Ve şimdi de Elazığ'da afet bölgesi ilan edilmediği halde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tespite göre 10 il arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada Elazığ'da en fazla hasarlı il Elazığ. 7. sırada. Yani 1. sırada Gaziantep, Hatay, yine bazında Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, 428 binayla Elazığ, 402 binayla Kilis, 354 binayla Diyarbakır, Şanlıurfa 253 bina, Adana 23 bina. Yani binalar yıkılmış. Hala da tespitler devam ediyor bu illerde. Bu 13 Şubat itibariyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün tespitidir. Bu tespitler devam ediyor. Elazığ'da belki de bu sayı binleri bulacak. Yani binlerin üzerinde bir binaya çıkacak ama Elazığ'da afet bölgesi ilan edilmemiş. Eğer 24 Ocak gecesi Elazığ depremi yaşanmasaydı, deprem sonrası TOKİ konutları yapılmasaydı, orta hasarlı binalar ağır hasarlıya çevrilip yıkılmasaydı, bugün Elazığ'ı bir Maraş gibi görebilirdiniz. Bugün Elazığ'ı bir Hatay gibi görebilirdiniz. Bugün Elazığ'ı bir Malatya gibi görebilirdiniz. On binlerce ölüyle karşılaşabilirdik. Binlerce enkazla karşılaşabilirdik. Bunu niye anlatıyorum? TOKİ Elazığ'da bir başarı hikayesi oluşturmuştur. Ben bunu muhalefet partisi milletvekili olarak söylüyorum. Niye başarı hikayesi oluşturmuştur? Çok kısa sürede organize olarak 2 yılda 25 bin konutu yapmışlardır. Ve yapılan konutlar bu depremlerden en ufak şekilde etkilenmemiştir. Dev konutların metrekaresi, yapıldıkları yerler, fiyatlandırması, borçlandırması bunlar ayrı bir şey. Ben yalnızca o konutların yapım süreciyle ilgili bir kurumsal bir başarıdan bahsetmek istiyorum. Bu da Elazığ'ın fazla zarar görmesine, bu depremden olumsuz çok daha olumsuz etkilenmesini engellemiştir. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Devlet gerektiği zaman bir sorunu önceden görüp onunla ilgili tedbir alınca o şehirde can kaybı ve mal kaybı düşüyor. Bunun en güzel örneği lazımdır. Önemli olan zaten devletin, hükümetin sorumlulukları, olaylar yaşandıktan sonra, afet yaşandıktan sonra mağduriyetleri gidermeye yönelik yalnızca tek başına çalışma yapmak değil. Bir şehirde bir sorunun yaşanmasına yönelik bir risk varsa o risk yaşanmadan o sorunun çözümünü ve altyapısını oluşturmaktır. Başarı oradadır. Ve Elazığ'da şu anda 11 il arasında depremde 11 ilde deprem etkili oldu. Ama afet bölgesine Elazığ alınmadı. Elazığ riskli. Eğer bu kötü bina stoğu yıkılmazsa, afet kapsamına alınmazsa Elazığ'da son zamanlarda bilim adamlarının işte Ovacık hattından Bingöl'e, Bingöl Karlıdağ, Karlova, Karlova'dan Bingöl üzerinden yine tekrar bir hattın, bir fay hattı ile ilgili risklerin olduğunu söylüyorlar. Elazığ riskler altında. Her ne kadar 2020 yılından itibaren tedbirler alınmışsa da ama gördüğümüz tablo Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ve Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre Elazığ 428 binayla şu anda depremin en etkili olduğu illerin birçoğundan daha fazla riski açık. Benim milletvekili olarak uyarım bu. Maraş milletvekilimiz Ali Öztunç Bey bu deprem olmadan önce 2020 yılından itibaren
periyodik olarak ve düzenli olarak bunu sürekli mecliste gündeme getirdi. Maraş'ta deprem olacak, tedbir alın, tedbir alın, tedbir alın. Ama ne yazık ki hükümet üyelerinin tedbiri ilkokullarda sıraların önünde başlarını eğerek sıraların önüne eğilmek oldu. Böyle bir tedbir olamaz. Devletimiz büyüktür. Devletimiz AK Parti'nin yönettiği hükümet değildir. Hükümet ayrıdır, devlet ayrıdır. Buradan çağrımız bugün sanıyorum Bakanlar Kurulu yapılacak. Daha doğrusu kabine toplanacak. Eskiden Bakanlar Kurulu vardı. Kabine toplanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ricamız en azın gelecekte çok daha ağır bedel ödememesi için deprem riskine karşı bir önleyici tedbir olarak en azın yeniden afet bölgesi ilan edilmesi, bir an önce tespitlerin doğru yapılması. Çünkü binalarımız yoruldu. Bu depremlerden sonra, artçı depremlerin devam etmesinden sonra binaların statik değerleri, taşıma özellikleri bozuldu. Binalar şu anda inanılmaz şekilde küçük depremlerle yıkılabilecek bir boyuta geldi. Yani 10 günlük sürede 428 binanın tespit edilmesi de bunun en güzel göstergesidir. Yani köyler de işin içine, ilçeler de işin içine katılınca binlerce bina risk altındadır. Elazığ'da ölüm istemiyorsanız, Elazığ'da kontrolsüz yıkım istemiyorsanız, Elazığ'da insanlarımızın ölümünü engellemek istiyorsanız buradan çağrı yapıyorum. Elazığ'ı afet bölgesi ilan edin. Ayrıca deprem riski taşıyan Bingöl ve Tunceli bölgesini de bu sürece dahil edin. Deprem her an gelebilir. Bilim adamlarının uyarılarına dikkat edin, dikkate alın. Yani bunlar kader denilerek geçiştirilecek süreçler değil. Bilime ve ilime artık inanın. Bilim adamlarının söyledikleri, uyardıkları uyarılara kulak verin. Verin ki insanlarımız ölmesin, verin ki binalarımız çökmesin, verin ki bu ülkenin milli servetleri gereksiz yere harcanmasın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.